Mide kanseri yıllarca hiçbir belirti vermeden sessizce ilerleyebilir. Bugün doktorun sana poliklinikte anlatmaya vakit bulamadığı bu sessiz sürecin perde arkasını ve kendini nasıl koruyabileceğini anlatacağım. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Sedat Demirer. Bugün mide kanserinin risk faktörlerini, erken belirtilerini ve doğru zamanda nasıl harekete geçmen gerektiğini anlatacağım. Mide kanseri bir anda ortaya çıkmaz. Yıllarca süren sessiz bir dönüşümü sonucudur. Biz buna koruyan kaskadı diyoruz. Peki bu değişim nasıl oluyor? Midemiz normalde kendini sürekli yenileyen bir bahçe gibi düşünebilirsiniz. Ancak bazı zararlı etkenler, Helicobacter pylori, sigara, tuzlu gıdalar, bu gibi etkenler bu bahçeye sürekli zarar veriyor. Önce hafif bir iltihaplanma başlıyor. Buna kronik asit diyebiliriz. Bahçe kendini korumak için yapısını değiştiriyor. Toprağın rengi ve dokusu değişiyor. Buna da tıpta metaplazi diyoruz. Zarar devam ettikçe hücreler bozulmaya başlıyor ve bu duruma displazi diyebiliriz. Bu bozukluk onarılamaz hale geldiğinde ise artık kanserleşme süreci oluşuyor. Bu zincir ne kadar erken fark edilirse o kadar çok müdahale şansı doğar. Mide kanserinin risk faktörlerine gelecek olursak, bu sayacağım 8 alışkanlık mide kanseri riskinizi sessizce arttırıyor olabilir. Birincisi Helicobacter pylori enfeksiyonu. Mide kanserinin en sık nedenlerinin başında gelir. Yıllarca belirti vermeden mide duvarında iltihap oluşturur. Kanser riskini tam 6 kat kadar arttırır. İkincisi aile öyküsü ve genetik faktörler. Birinci derece akrabalarında mide kanseri varsa risk artar. Özellikle CDH1 mutasyonu olan ailelerde difüs tüp daha sık görülmektedir. Üçüncüsü tütsüdenmiş, salamura ve tuzlu gıdalar. İşlenmiş et ürünleri ve ağır tuzlu gıdalar mide duvarını yıllar içinde yıpratır. Helicobacter pylori enfeksiyonuyla birlikte etkisi daha da artar. Dördüncüsü sigara kullanımı. Kanser riskini 1,5 ila 2 kat arttırır. Mide mukozasında DNA hasarı oluşturarak bu riski artırır. Beşincisi obezite. Özellikle üst midedeki kardiyo bölgesi için risk artışı oluşturur. Altıncısı daha önce geçirilmiş ameliyatlar. Ameliyattan yıllar sonra bile safra reflüsü nedeniyle risk artabilir. Yedincisi Epstein-Barr virüsüyle ilişkili mide kanserleri. Bunlar da mide kanserlerinin yaklaşık 5 ile 10'unu oluşturur. Sekizincisi yaş ve cinsiyet. Genellikle 50 yaş ve üzerinde risk artar ve özellikle erkeklerde risk 2 kat daha fazladır. Bu kadar tehlikeli bir hastalık. Peki bu kanserin erken belirtileri var mı? Bunlar neler? Şimdi gelelim mide kanserinin belirtilerine. Mide kanseri erken dönemde belirti vermediği için çoğu vaka ileri evrede fark edilir. O yüzden erken belirtileri bilmek çok kritik bir öneme sahip. Birincisi kilo kaybı. En yaygın bulguların başında gelir. Temel nedeni kişinin yeterince besin alamaması. Erken doyma, iştahsızlık ve bulantı buna eşlik eder. İkincisi inatçı, geçmeyen mide ağrısı. Genellikle epigastrik bölgede baskı tarzında künt bir ağrıdır. Hastalık ilerledikçe ağrı daha şiddetli ve sürekli hale gelir. Üçüncüsü erken doyma ve şişkinlik. Özellikle difüs tüp veya rinitisplastika denilen agresif tipte görülür. Midenin genişleyememesi nedeniyle birkaç lokmadan sonra bile doyma hissi oluşur. Dördüncüsü bulantı ve kusma. Tümör kitlesinin midenin çıkışını daraltmasıyla tıkanma bulguları gelişebilir. Özellikle distal mide tümörlerinde belirgindir. Beşincisi kanama ve anemi. Dışkıda gizli kan veya belirgin kanama görülebilir. Demir eksikliği anemisi en önemli işaretlerinden birisidir. Altıncısı yutma güçlüğü yani disfaji. Yemek borusuna yakın tümörlerin karakteristik bulgusudur. Yedincisi bazı yayılım bulguları da bizi şüphelendirir. Özellikle sol taraf köprücük kemiği üzerinde sert nodül ele gelmesi, göbek çevresinde nodüller oluşması, kadınlarda yumurtalığa metastaz olması veya karında sıvı birikimi bazı orta ileri evre vakalarda görülebilir. Bunlar da bulgulardandır. Peki nasıl tanık oluyoruz? Tanığı da altın standart endoskopi ve biyopsi alınmasıdır. Daha sonra diğer görüntüleme yöntemleriyle gerekirse evrenme yapılır. Peki nasıl korunabiliriz? Bilimsel olarak kanıtlanmış koruyucu adımlar şunlar. Birincisi Helicobacter pylori'yi kesinlikle eradik etmemiz lazım. Bunun tedavisi çok basit artık. İkincisi tuzlu, tütsülenmiş gıdalardan uzak durmak. Üçüncüsü sigarayı bırakmak. Dört, lifli, sebze ve meyveden zengin beslenmek. Beşincisi fazla kilolardan kurtulacağız. Altı, aile öyküsü olanlar mutlaka taramalarını daha erken yaptırmalı. Peki hangi durumlarda mutlaka doktora başvurmalıyız? Birincisi yutma güçlüğü veya yemeğin boğaza takılma hissi. İkincisi açıklanamayan uzun süren kilo kaybı. Üçüncüsü sürekli veya geceleri uyandıran mide ağrısı. Dördüncüsü erken doyma ve iştahsızlığın haftalarca sürmesi. Beş, siyah dışkı, dışkıda kan veya açıklanamayan demir eksikliği anemisi. Altıncısı uzamış bulantı kusma veya mide çıkışında takılma hissi. Yedincisi boyunda sol klavikula üstünde ele gelen sert lenf nodu. Ve sekizincisi ailede mide kanser öyküsü varsa ve uzun süren mide şikayetleri varsa mutlaka bir doktora görünmeniz lazım. Bu durumlar birlikte ise geciktirilmeden endoskopi yapılmalıdır. Mideniz size bir şey anlatıyorsa onu duymak için geç kalmayın. Bu şikayetler sizde varsa yorumlara yazın, hep birlikte konuşalım. Bu kanalda tıbbın karmaşık konularını herkesin rahatça anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.